Elektrik, su vesaire gibi şeylere ücret ödemiyorlar falan. İkinci eşi farklı bir milletten olabilir. Nüfusu korumaya çalışıyorlar. Yerel nüfusu korumaya çalışıyorlar. Amaç emirat ile emiratinin evlenmesi ve dolayısıyla yerel halk nüfusunun azalmaması. Ama dediğim gibi hani ikinci, üçüncü eş olacaksa farklı milletlere geçinebiliyor. Mesela o ikinci, üçüncü eş İngiliz bir eş var. O gayrimenkul edilebiliyor mu burada? Ya çok öyle olmuyor bu işler. Evet yani pek edinebilir de öyle gelişmiyor olaylar pek fazla. Evet yani birazcık kendini sağlama alacak bir takım hareketler yapıyor olması lazım. Parayı ayrıca kullanıyor olması ya da eşiyle öyle anlaşmıştır ki zaten eşi buna müsaade ediyordur falan. Ama maalesef çok öyle değil. Yani genelde zaten bir eşin Müslümanlığa dönmemesi vesaire yani eşin Müslüman olmaması durumunda hiç para kalmıyor. Mesela diyelim ki işte evin erkeği vefat etti. Hiç para kalmıyor bayana, İngilizce. Çocuğu varsa Müslüman olsa 8'de 1 kalıyor zaten. Gibi yani aslında hiç akıl kârı bir şey değil bu adamlarla evlenmek. Yani aşk işi parasız yürüyoruz. Samanlık seyran olmuyor. Yani hani yaşı birlikte yaşadıklarını da aldığında zaten akıtıyordur gerekli şeyleri hayatım. Baştan alıyordur garantiyi. Evet, Dubai'den değil de başka yerden alıyordur. Evet, doğru. Adamların parası olmuyor. Değil mi? Var öyle tanıdığımız, bildiğimiz kişiler çok öyle değil yani. Hmm. Düşündüğünüz gibi. Yani hakikaten bir kere emirati dediğiniz herkesin bir eli yağda, öbürü baldan çıkmıyor falan gibi bir şey de değil. Yok, zenginleri için diyorum. Bilemiyorum. Yani hani her şey olabilir ama hani bir emirati ile evlenmek her zaman çok avantajlı gibi bir şey yok. Yani bir takım haklar var eşten dolayı belki ama özgürlük diye bir şey yok. Doğru. Ya da hani çok rahat hani yani bir yüzükle mutluluk olmaz. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok ya gerçekten. Çünkü onun yanında insanlar çocuk doğuruyor. Çocuklara dair hiçbir hakkı yok bu kadının falan. Dolayısıyla yani o çocuklarına da sahip olamıyor. Olamaz tabii. Boşandığı çok bir durumda, mutsuz olduğu durumda çocuklar burada kalıyor, babasıyla kalıyor falan. Dolayısıyla hiç kadına haklı. Zevkli bir şey, güzel bir resim değil yani. Peki bu örtüyü kullananlar kendi istekleriyle kullanıyor değil mi? İsteyen kullanmayabilir. Evet, ama yani tamamen aileye bağlı. Herkes farklı bir şekilde kullanıyor. Herkesin farklı bir bağlama şekli var. Kimi yarıya kadar açık, kimi tamamen kapalı. Kiminin arkası mı, önü mü belli olamayacağını. Şey, yüzü kapalı, böyle kafasını kaldırıp giyenler var. Hiç rengi farklı olmadan siyahlar var. Açık olan var. Böyle şey, demir maske gibi takmış kişiler vardır. Onlar